Herkese merhabalar. Bugün sizlere şekersiz magnolia tarifi vereceğim. O kadar hafif ve güzel bir tatlı ki kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Şöyle 1 litre kadar sütü tenceremin içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine 2 tane yumurta sarısı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ve 1 paket kadar şöyle vanilya ekleyerek bir şöyle çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum öncelikle. İyice karıştırdıktan sonra ben şöyle ocağıma aldım ve sürekli karıştırarak belli bir kıvama gelene kadar böyle yavaş yavaş karıştıracağız. Sizlerin de gördüğü gibi güzel bir kıvama geldi. Şimdi altını kapatacağım ve ara ara karıştırarak kabuk bağlamaması için karıştırıp soğumasını bekleyeceğim. Evet, ben kremamı ocaktan aldım ve şöyle ara ara karıştırıyorum ki kabuk tutmasına hiçbir şekilde olanak sağlamadan ara ara şöyle karıştırıp bırakabilirsiniz. Şimdi ben şöyle kakaolu bisküvi kullanacağım bu sefer. Geçen sefer burçak bisküvi kullanmıştım. Bu sefer normal kakaolu bisküvi kullanacağım. Şimdi kakaolu bisküvimizi, bir paket kadar kakaolu bisküvimi rondomdan çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bisküvilerimi ben çektim. Bir paket yeterli oluyor. Ben üzerine süs yapmak için önceden evimde bulunan ve çekmiş olduğum fındık kırıkları kullanacağım. Sizler dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ve şimdi yaklaşık şöyle 12-15 tane bu boyutlarda çilekleri güzel bir şekilde doğruyoruz. Gördüğünüz gibi çileklerimi de güzel bir şekilde doğradım. Şimdi çileklerimi şöyle bir kenara alıyorum ve soğuyan kremamızın içerisine ben şöyle bir paket kadar süt kreması ilave ediyorum. %35 yağlı krema ekliyoruz pastalar için olandan ve güzel bir şekilde çırpacağım. Evet, şimdi kremam da hazır. Şimdi bütün malzemeleri birleştirme zamanı geldi. Ben şu şekilde küçük boylarda kavanozlar kullanacağım. Sizler normal kuplara da yapabilirsiniz. Şöyle kremamı bir kenara alıyorum. En alta krema koyacağım. Şöyle düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Magnolia'yı sadece çilekli değil, kivili, muzlu da yapabilirsiniz. Fakat ben normal orijinal magnolia yapacağım. Şu kadar krema yeterli olacaktır ilk aşamada. Ve şöyle kenarlarına çilek diziyorum. Evet, çileğimi de bu şekilde her yerine şöyle gelecek şekilde dizdikten sonra içerisine bisküvimden şöyle ekliyorum. Güzelce bunu da şöyle ince bir tabaka halinde yapalım. Ve tekrar krema dökeceğim. Bu şekilde bir kat bisküvi, bir kat krema şeklinde yaptıktan sonra en üstüne ben fındık kırıkları koyuyorum. Sizler farklı şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ve ben çilekle süsleyeceğim. Dediğim gibi süsleme aşaması tamamen zevk meselesi ve ağız damak zevkinize ait. O yüzden istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Şimdi bütün kavanozlarımı aynı şekilde hazırlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde hazırladım. Toplamda 5 tane çıktı. Bir tanesi büyük kavanoz, çok az. Şimdi dolapta yaklaşık 3 ya da 4 saat kadar dinlendirdikten sonra servis aşamasına geçebiliriz. Ben tam 4 saat kadar dolapta dinlendirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde süslememi yapmıştım. Şahane görünüyor arkadaşlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ettiğim çok hafif bir sütlü tatlı. Bir de size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi kadife gibi şahane bir kıvamı var. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.